Ölüm korkusu. Çok hoşunuza gidecek. Hoşumuza gitti benim. Ölüm korkusu ümit ağacının gübresidir demişim. O ne demek abi ya? Bak, sonra ölüme sordum yani. Hani bunları yazıyorum kendime ya, not alıyorum. Ölüm korkusu nasıl bir enerji? Enerjiymiş biliyor musunuz? Ümit enerjisidir. Ümit ağacını besliyor, canlı tutuyor. Bak okuyayım. Ölüm korkusu ölecek olan tarafımızın, bak, ölecek olan tarafımızın, hangi tarafımız ölecek? Hiçbir taraf ölmeyecek. Nefis bile ölmeyecek, tadacak. Bak, ölüm korkusu ölecek olan tarafımızın tesirinden kalmışız da ondan. Yani günahlar aslında. Ölecek günahlar, günah cihetiyle külliyatta tek bir tane şey var. Ölüm günahlara deniliyor. Günah cihetiyle öldü, sevap cihetiyle yaşıyor. Külü nefsin zayıf katılmaz, bütün nefis ölümü tadacaktır diyor. Ölecek, ölecek hiç bir tane günahın dışında kullanmıyor. Ölmeyecek, teris olacak tarafımıza geçememişsin hissidir. Yani ölmeyecek tarafımıza geçememe hissinin adıdır ölüm korkusu. Yani yolda bağırsalar, araba çalınıyor, tutun bu hırsızı gibi sözlerden arabası olan ve hırsız olan korkar. Bir arabası olan korkar, bir de hırsız olan korkar. Peki ölüm korkusu ne işine yarıyor? Allah niye koydu insana? Çok hikmetlerinden bir tanesi şu. Çok cevabından birisi ise ölüm korkusu ümit ağacının gübresidir. Kötülükte öyledir. Yani iyilik ağacının gübresi de kötülüktür. Ya yani nasıl ki küfür imana hizmet eder. Nilüfer çiçeği bataklıkta biter. Faniliği kaldırıp bakiliği canlı tuttuğu için bekanın gübresidir ölüm korkusu. Bir daha, faniliği kaldırıp faniliği bize anlamlandıran, faniliği ortaya çıkartan, bakiliği bize gösteren, talip ettiren, bakiyi bizim alemimizde canlı tuttuğu için bekanın gübresidir denmiş. Bekayı besliyor ölüm korkusu. Bunu anlayabilmen için düşün ki ölüm korkusu yok insanda olsa. İnsanlarda ne olurdu, insanlık ne olurdu ölüm korkusu olmasaydı? İşte o kadar kötülüğün ortadan kaldıran ölüm korkusu bu kadar büyük nimettir. Peki Hasan abi, ölüm korkusu ben burada çözemiyorsam buralı değil sanki. Yani çünkü bu akılla onu çözemiyorum. Evet. Evet. Ölüm korkusu zaten mevcudun içeriklerindeki çelişkilerin şeyidir. Zaten ölüm hiçbir yerimize yok ki. Risale-i Nur'da ölümü tek şey kullanır. Günah cihetiyle öldü diyor. Başka bir şey yok yani. Mesela bedene bile ölüm demiyor. Demek ki ölüm korkusu faniliği fark ettirip bekaya bizi bağlayan ümit ağacının gübresidir.